kalmış bir insan bile golü yapabilirdi ama o maçı 2-1 kazandıktan sonra tabii bu golün kaçıp kaçmaması bizi fazla etkilemedi. Üzmedi ve etkilemedi de. Zaten onun da takım kaptanı vardı bugün, Müjdat. Takımın yaşlılarındandı tabii. Lefter bu golü kaçırınca o arada 1-1'dik maç. Eyvah dedi, bu golü kaçırdık. Bunu eğer kaybedersek Lefter dedi, bu sahadan çıkamaz. Lefter'den bir laf etti. Neyse çok şükür muzaffer bir gol attı da 2-1 kazandık maçı. Hiç Lefter Bey'le deminki bir sözünüzden esinlenerek soruyorum. Aynı takımda oynamayı, yani onun bir sarı kırmızılı forma giymesini hiç içinizden istediniz mi? Çok istedim, açık söyleyeyim. Çünkü neden olduğunu ben söyleyeyim, karşınızdaki bir numaralı hem süper. Hem o hem de hani Lefter gibi bir oyuncunun elbette ki kendi takımda olması, oynaması tabii, her türlü gücümüzü arttıracaktı ve arttırırdı da. Bir ara bizim Galatasaray'a gelme olasılığı da doğdu fakat sonradan kendisini Fenerbahçeliliği ağır bastı. Bu zannediyorum İtalya dönüşüydü. Evet. Siz onu şey yapar mısınız, hatırlar mısınız? Hatırlıyorum efendim. Bir Galatasaraylı olmak üzere idiniz. Rafet'ti değil mi o sizi transferle yapan? Evet, Rafet kesin. Rahmetli oldu efendim o. Bir hafta bizim bahçenin kapısında kaldı. Yattı yani sabaha kadar kaçmayayım diye. Bu arada da tabii ben artık yüzüm tutmadı çünkü çekiniyordum yani. Bu kadar bir insan bir bahçede yatarsa bir hafta onu kırmak doğru olmayacak. İçimizde de bir Fenerbahçelilik var. Kulüp değiştirmek de eski sporcular katiyetle böyle bir şey aklına bile gelmiyordu. Para değil, dünyaları verseler kulüp değiştiremezlerdi. Yani işlerinden böyle bir şey gelirdi. Ve bu arada biz kalktık bütün Galatasaraylılarla birlikte ve o zamanki parayla 50 bin lira para verdiler bana. Çok büyük bir paraydı gene efendim, 54 senesi. Gidiyoruz mukavele imzalamaya. Ben tam Müslüm Bacılar'ın yazıhanesinin önünden geçerken Müslüm Bacılar Fenerbahçe'nin başkanı. Evet, bizim çocuğun işin babası ve aynı zamanda çok sevdiğim bir babam, abim ne derseniz deyin artık. Çok kıymetli evet. Bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bu arada ben kaçtım Rafet Bey'in elinden ve gittim. Aman dedim Müslüm Baba, bana bir boş bir kağıt ver de şuraya bir imza atayım de ben de kurtulayım, bu insanlar da kurtulsun dedim ve boş bir kağıda imza attım. Fenerbahçeli oldum. Fenerbahçeli oldum. Ve 9000 liraya 4 senelik mukavele imzaladım o sene. Orhan Ayhan Bey'de, efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Orhan Ayhan Bey, ben mi söyleyeyim siz mi söyleyeceksiniz? Birkaç yıl önce, hangi yıldı? 1968'di. 1968'de Spor Yazarları Derneği'nin yarışmasında haber dalında Türkiye birinciliğini kazanan bir haberiniz olmuştu. Bu haberinizi şimdi açıklar mısınız? Fenerbahçeli Ordinarius Lefter İlkokulu yeni bitirdi. Başlık bu şekildeydi. Aradan Bolu'dan verdiğiniz bir haber. 12 yıl geçti evet. Bolu Cumhuriyet İlkokulu'nda. Şimdi siz ilkokulu 2-3-1960 tarihinde bitirdiniz. Evet. Okul müdürünüz Osman Orhan. Diploma numaranız 259. Bitirme dereceniz iyi. Bolu Cumhuriyet İlkokulu. Ve sizin bu haberinizi gazeteci Sayın Orhan Ayhan bildirdi. O kardeşim Orhan başlamadan da sözünü ben demin size ifade etmiştim. Benim pederim fakir bir adam. Tabii yani nedenleri üstünde durmaya gerek. Ben mecburdum yani 4. sınıfa kadar gittikten sonra bir ilkokul diplomamız olsun dedik. Gerçi bir şey değişmedi benim için. Fakat bir diploma olsun dedik. Ve böylelikle orada Lefter Bey sadece Türkiye'nin değil dünyanın çok zor yıllar içinde evet, efendim, bulunduğunu biliyoruz çocukluğunuzda. Hastamızın ve bir de 10 çocuk sahibi bir balıkçı babanın zor durumunu da herhalde biz anlıyoruz. Son derece normal. Bu arada ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu meslek dalında bana çok kıymetli bir ödül kazandırdı bundan 12 yıl önce. Bolu'da hem futbol oynardı evet. Hem de antrenörlük yapardı. Hatta şöyle bir hemen araya bir saplama yapayım. İkinci yarılarda Bolu Spor mağlup durumda olduğu zaman Lefter oyuna girerdi ve attığı veya attırdığı gollerle maç kazandırdı.
oluyor. Bana da bu haberi böylece kazandırmış oldu. Haberde birinciliği. Biz size çok teşekkür ederim Sayın Erhan Ağabey. Sizi emrettiğiniz yere buyurun. Büyük dersi kime verdiniz biliyor musunuz? Macar milli takımına. Sayın Eşfak Aykaç Beyefendi, milli takımın tek seçicisi. Onu kendileri şu anda konuğumuzdur. Kıymetli abime her zaman kıymetli takdir ederim ve hoş inanmışımdır Eşfak abime. Her zaman. Sayın Eşfak Aykaç, 1956 yılında milli takım tek seçicisi idiniz. Evet. Ve o günlerin fırtına takımı mı diyeyim, artık silindir takımı mı diyeyim, Macar takımı ülkemize geldi. Ondan sonrasını sizden rica etsem, onların karşısına efendim, bir takım çıkarttınız. Efendim ondan sonrasını anlatmadan evvel, ondan evvel söylemek istediğim bir husus var. Buyurun. O da şu oluyor, bunu memlekete bu fırsattan istifade ederek açıklamaktan özel bir zevk duyuyorum. Ben Türk Milli Takımı'nı defterin faal futbolculuk döneminde yönetmiş olmayı kendim için çok büyük bir talih ediyorum. Çünkü gerek o gerek arkadaşları benim yapmakla görevli olduğu hizmetleri büyük ölçüde kolaylaştırmakta bana hakikaten çok büyük bir yardımcı oldular. Bu ön planda Macar milli maçından ilgili olarak tahmin edilir. Halbuki böyle değildir. Bizim çok zor şartlar altında oynadığımız başka bir milli maç vardır ki özellikle Lefter o milli maçta hangisinin olduğunu kendisine soracağım, ben söyleyecek şimdi bana. Mısır'da mı? Mısır'da. Mısır'da, Mısır maçı nihayet Macaristan maçı bir özel karşılaşmaydı. Filakika Mısır maçı da bir özel karşılaşmaydı. Ancak o devrin siyasi oluşları içerisinde bu Mısır maçının mutlak surette kazanılması gerektiği bize o zaman ki hükümetler tarafından ifade edilmiş ve ne yapıp maçı kazanmamız bizden istenmiştir. Böyle bir mesuliyetle kalkıp gidip buradan Mısır'da maç yapmak mevkiinde bulunan bir insanın endişelerinin ne olduğunu tahmin edersiniz. Lefter'e bir kere daha teşekkür ediyorum ki o gün vazifemizi yaptık diye. Hiç şüphesiz vazifenizi yaptınız ama ve Lefter o vazifesini yaparken kendisine anlatmış olduğum bu gerçeğin ışığında sahada bir tek futbolcu olmaktan çıkmış, takımlaşmış. Tek başına. Elbette arkadaşlarının da büyük yardımlarıyla ama tek başına Mısır milli takımını yenmiştir. 3 tane de gol atarak. Kaç? 4-0 bitmiştir 4-0. Efendim maç. Evet. Üçünü mü attınız siz? 3 tanesini Lefter atmıştır. Bunu bu vesileyle memlekete ifade etmiş olmaktan büyük bir zevk duyuyorum ve şükran borcunu ifade etmiş oluyorum. Macaristan maçına gelelim. Macaristan biliyorsunuz o demlerde bütün Avrupa'da kendisini özel surette kabul ettirmiş. Hatta kendi yerlerinde namaluk diye bilinen İngilizleri kendi adalarında tarumar etmiş. Böyle müthiş bir ünlü sahibi bir ekipti. Biz kendilerini buraya getirdik. Evet. Buraya getirdiğimiz zaman tabii beklenen sonuç, bundan evvel kendilerinin karşılara çıkan rakiplerin alabildikleri sonuçlar neydiyse onların da en alt düzeyde bir sonuç olarak tahmin ediliyordu. Fakat o gün sahaya çıkan Türk milli takımı bütün elemanlarıyla olduğu gibi Lefter'in özellikle yüksek değerlerini bir kere daha ortaya koyması suretiyle bilindiği üzere maçın altından galibiyette çıkmıştır. Ama bir penaltıyı atarken o kadar heyecanlandınız ki takımın bütün penaltılarını sizin atmanız beklenirken ve siz atardınız her zaman bir başka arkadaşınızı çağırdınız. Bu penaltıyı sen atacaksın dediniz. Kimdi o? Coşkun gitti galiba topa. Ben Coşkun'a söyledim. Hayır. Bir başka bir İstanbul Spor maçında, Fenerbahçe İstanbul Spor maçında çok kritik bir maçtı ve maçın 89.5. dakikası. Ya Ergun'du ya Selim'di. Bunlardan bir tanesi. Ya sıra atalım hangisi? Hangisi ise onu çağıralım. Yazı geldi. Ergun'du, Ergun'du. Ergun, o zaman Ergun geldi. Öyle aklımda. Efendim, var. Sayın Ergun Öztunay'ı rica edeyim. Hoş geldiniz Ergun Bey. Lefter Bey'in atmaya cesaret edemediği penaltıyı siz ne cesaretle atmayı kabul ettiniz? Lütfen şöyle buyurmaz mısınız? Maçın biraz evvel de söyledim 90. dakikasıydı. Lefter abi yine bu çalımlarında iki kişiyi kart ettikten sonra 18'de düşürüldü ve takımımıza penaltı kazandırdı. Sevinç de kendisine koşturdu. Tabii bu arada bana topu uzattı. Topu uzattı, ben aldım. Fakat bir saniye sonra kendisine iade ettim.
Çok kritik bir durum. Hep biliyorsunuz ki o atar penaltıları. Hep o atıyor penaltıları. Bana vermesi... Fakat Defter abi o hareketleri yaptıktan sonra çok bitkindi artık. Güç olarak filan her şeyini kaybetmişti. Ben de topu attım. Gol oldu. Ve santr olmadan maç bitmiş oldu. Maç da bitti. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Zahmetler ettiniz. Buyurmaz mısınız? Defter Bey, babanız sizi hiç seyretti mi oyun oynarken? Babanız İstanbul'a pek inmezdi. Siz 9 yaşındaydınız. Babanız 40 yılda bir inerdi belki. Hiç sizin futbol oyununuzu seyretti mi? Seyretti bir gün efendim. Benden habersiz yani geldi maça. Evet. Bir arkadaşım bilet istedi benden. Davetiye. Verdim kendisine. Meğerse babam istedi onu. Ondan bileti. Getirdi o tanıdık adamla birlikte maça gittiler. Fakat 9. dakikada tabii bana lig maçlarında acayip tekmeler falan yiyordum o ara. Bir tekme yedim tabii. Tekmeyi yer yemez hemen sahayı terk etti baba. Etmiş daha sonra. Etti gitti. Adaya döndü hemen. Ondan sonra başka maçınızı görmedi mi? Hiçbir zaman. Başka maçınızı da görmedim. Yok görmedim. Bu sahada tekme atmak, tekme yemek bunlar kural dışı şeyler değil mi? Maalesef siz tasvip etmezsiniz bunları. Hiçbir zaman. Siz o zamanınızda yoktu ama o kırmızı kart olayı olsaydı hiç görür müydünüz? Yani hiç atıldınız mı maçtan? Atıldım efendim, bir maçta atıldım. Birkaç sefer atıldım. Birkaç sefer ama ilk olarak İzmirspor'la oynuyorduk. Silahattin Ladikli. Kim? Silahattin Ladikli. Sabahattin Ladikli. Sabahattin Ladikli, pardon affedersiniz. Bir pozisyon oldu. Bu maçtan atmasının intikamını alıyorsunuz galiba. Adını yanlış söyleyerek. Hayır, hiçbir zaman takdir ederim. Çünkü iyi bir hakemdi. Hayır, latifim olarak kabul edin lütfen. Evet. Ben sıyrıldım, gole gidiyordum. Tabii hakem haklı olarak faul çaldı bana. Ben gole gidiyorum diye avantajı tanımadı diye dönerek bir topa vurdum. O top da vurduğum top gitti alnına çapta. Arnın tam hakemin alnına mı? Hakemin alnına çapıyor. Acıttı mı acaba onu? Herhalde ve yere düştü. Herhalde. Yere düştü. Yerdeyken çıktı sarı lefter diyor bana. Hakemi mi? Hakem. Bir gün tribünlerden bir ses duyuluyor. İsterseniz o günlerdeki bir gazete küpüründen okuyorum. Gazeteci Nurhan Aydın'ın bir röportajı. Şöyle başlıyor. Mithat Paşa Stadı'nın şeref tribünü altına düşen sıralardan gür bir ses yükseldi. Haydi Ordinaryus. Ve o günden beri adınız Ordinaryus kaldı. Evet. Size bu adı kim taktı hatırlıyor musunuz? Emanuel Taylan. Manol diyebiliriz biz. Manol bir... Aslında Emanuel. biz Manol deriz. İşte kendisi bu efendim. Hoş geldiniz Manol Bey. Nasılsın abi? Sağ ol. Hoş geldiniz efendim. Efendim Ordinaryus sıfatını demeyeyim de ünvanını neden vermek gereği duydunuz? Efendim o senelerde İstanbul valisi Fahrettin Kerim Gökay'dı. Ve kendisi Ordinaryus'tu. Ordinaryus? Ordinaryus profesördü. Evet. Tabii o vazifeli olarak Ordinaryus'tu. Futbolumuzun da Ordinaryus'u lefter. Leftere yakışır dedi. Ve haydi Ordinaryus diye bağırdıktan sonra zamanla bu illeri gitti ve herkes hakikaten bir Ordinaryus doğdu. İnşallah nice Ordinaryus'tan daha doğdu. Bana layık gördüğün için sağ ol. Hepimiz gördük yalnız ben değil. Beni yanlış anlamayacağınızdan emin olarak size bir soru sormak istiyorum. Ordinaryus bir akademik, ya akademik ünvanlar içinde galiba en yüksek olanı. Bu akademik ünvanı verdiğiniz kişinin evet. O zamanlar henüz ilkokulu bitirmediğini biliyor muydunuz? Gerçi bunun çok geçerli nedenleri vardı ama. Bilmiyorum ama ayakların ilkokulu bitirmek lüzum yok. Çünkü ayakların ordinal lüzum yok. Evet. Çok teşekkür ederim sana. Efendim sizi emrettiğiniz bir yere alabiliriz. Sizin çok samimi bir arkadaşınız vardı. Ben adını söyleyeyim, siz soyadını söyleyeyim. Nubar? Mumcu. Mumcu. Nubar Mumcu, Floransa'da okuyor idi. Fakat başarılı bir öğrenci değildi. Efendim bu Nubar Mumcu, Lefter Bey'in eski arkadaşı. Kendisi Floransa'da okurken birden parasız kaldı. Çünkü başarılı bir öğrenci değildi. Başarılı öğrenci olmadığı için de ailesi para göndermiyor idi artık. Para kazanmak istedi. Ne yaptı? Gitti Fiorentina kulübüne dedi ki Türkiye'de harika bir futbolcu var. Ben size bunu satmak istiyorum dedi. Dediler ki getir
bu futbolcuyu görelim. O dedi ki benim param yok dedi. E paran yoksa nasıl da görebilirim biz bunu? Türkiye'ye gidemeyiz senin dediğin bir sporcuyu görmek için dediler. Fakat 15 gün sonra siz ona yazdığınız bir mektupta ki yıl 1951 Türk milli takımının Berlin'de bir maç yapacağını bildirmiştiniz. Evet efendim. Nubar Mumcu hemen Fiorentina yöneticilerine gitti ve şunu söyledi. Bahsettiğim oyuncuyu görmek istiyorsanız Berlin'deki maça gidin ve Türkiye-Almanya milli maçını seyredin. Dediğim oyuncuyu orada görün, ondan sonra kararınızı verin dedi. Ve siz 1951 yılında Berlin'de Almanları 2-1 yendiğimiz maçta bir göz hapsi altındaydınız. Biliyor muydunuz sizin kontrol denetlendiğinizi? Hayır, bilmiyordum efendim. Sonradan öğrendim tabii. Antrenör gelip beni izlediğini sonradan öğrendim. Maçtan sonra haberiniz maçtan oldu sonra değil mi? Efendim. O maçla ilgili bir anınızı anlatır mısınız? O maç bizim için çok mühim bir maçımızdı. Çünkü bir hafta evvel Stockholm'da oynadık efendim. İsveç'te. Ve 1-0 galipken 3 tane gol yiyerek 3-1 mağlup olduk. Kötü goller yedik ve neticede mağlup olduk. İsveç o zaman Almanya ile mukayese edilecek bir tarafı yoktu, bir durumu yoktu. Çok daha üstündü Almanlar. Oraya gittiğimiz zaman zaten harpten yeni çıkmışlar. Azımlı ve çok iyi bir takım. Hatta o takım dünya şampiyonu olmuştu efendim. 6 ay sonra. 6 ay 8 ay sonra dünya şampiyonu olmuştu. Onlarla maç yaptık ve aşağı yukarı 120 bin seyircinin de önünde maç. O gün Turgay'ın çok güzel oyunuyla ve bütün arkadaşlarımızın, yani bütün takım arkadaşlarımın muazzam bir oyunun karşılığı olarak neticeye ulaştık efendim.